Haldun Domaç ve Ahmet Akçan'la ikinci bölüme giriyoruz. Biraz Galatasaray'ı konuşalım isterseniz. Galatasaray'da tabii transfer operasyonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Berkan Kutlu için resmi teklif yapıldı bir taraftan Alanyaspor'lu oyuncuya. Sağ bek transfer için çalışmalar devam ediyor. Danimarkalı Larsen için Udinese ile görüşmeler bir taraftan sürüyor. Ahmet Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasını? Şu ana kadar her şey plan program dahilinde devam ediyor ama beklentiler transferlerin bir an önce gerçekleşmesinden yanaydı. O konuda belki Galatasaray beklemediği anda karşılaştığı sorunlardan dolayı birkaç gün gecikti. İşte neydi onlar? Bir, Galatasaray'ın vergi, iki, Tudor'la ilgili bir ödemesi, üç, Oğulcan Çağlayan'la ilgili çözmesi gereken bir sorun Galatasaray'ın transfer yasağına takılmasına yol açmıştı. Onu çözdü Galatasaray yönetimi. Şimdi en kısa zamanda da o transferlerin açıklanmasını bekliyorlar. Bunlardan Alparslan'la Aytaç geldiler. Herhalde şu an bitme aşamasında Barış transferi. Büyük bir ihtimalle yarın o da açıklanacaktır ama asıl olan veya beklentilerin büyük olduğu futbolcular yurt dışından gelecek olan futbolcular. Bunlardan bir tanesi Larsen. Striker Larsen, Galatasaray'da çok ciddi bir sağ bek sıkıntısı var. Şu an Lines'inde gideceğini varsayarsak elde bir tek Yedlin var. Çünkü Omar şu an hala birçok operasyon geçirmek zorunda. Ondan kısa dönemde en azından bir beklenti yok. Yedlin kalsa bile oraya Galatasaray'ın çok iyi bir sağ bek arayışları var. Larsen bence de o açığı giderebilecek durumda. Son dönemde tamamıyla konsantre oldukları oyuncu o. Galatasaray'ın bence bir sol beke ihtiyaçları var. Oradaki arayışlar da devam ediyor. O arayışlar içinde ki Alioski de onlardan biriydi. Acaba Alioski Leeds'ten ayrıldı, geleceği takım Galatasaray mı olur konusunda bazı konuşmalar da var. Galatasaray orayı da kapatmak zorunda. Orta sahaya iki tane oyuncu arayışı içindeler. Gedson Fernandes birinci sırada ama o gelecek olsa bile ondan daha ofansif, skora da katkı sağlayabilecek ofansif bir orta saha arayışı veya isteği Fatih Hoca'da var. Diğer taraftan da forvet hattı, eldeki futbolculardan kimler kalacak sorusundan sonra biraz cevap bulacak. Halil Dervişoğlu ile ilgili ekonominin tamamıyla engellediği bir transfer söz konusu. Falcao'ya gitmedikten sonra da ki Cagne'nin özellikle Premier Lig isteği ön planda, sanki bu gerçekleşecekmiş gibi duruyor ama Falcao, Mustafa, Muhammed öndeki o mevkileri dolduracak olsa bile bence Galatasaray'ın çok ciddi bir şekilde sol ayaklı etkili bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğu yönünde. Babel solda oynar, Arda solda oynar, Kerem solda oynar. Feghouli'nin de Galatasaray'dan ayrılması dileniyor, isteniyor. Öyle olursa bakın bu oyunculardan, elde olanlardan hiçbiri sol ayaklı değil. Galatasaray'ın yeri geldiğinde sağ tarafta kullanacağı, içe doğru kat eden, hem atan hem attıran bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sağ ayaklı olduğu için Onyekuru'dan önce bence böyle biri tercih edilmeli. Bunu söylerken de çok üzüldüğüm bir konu. Bizde bir futbolcuya maalesef birçok kulübümüz talip oluyor. Veya bir menajer bir futbolcuyu bütün kulüplere sunuyor. Kulüplerin kendi aralarındaki bu çekişme ekonomik yönden kulüplerimize çok büyük zararlar verdi. İşte bu doğrultuda Galatasaray ve Gezal ilişkisi ne durumda, onu değerlendirmek lazım. Çünkü Galatasaraylılar diyor ki Gedson Fernandes'e Beşiktaş talip olduktan sonra biz de ona talip olmayı düşündük diye. Bence bu kısır çekişmeyi bütün kulüplerimiz artık baksın, bıraksın.
Ama Galatasaray'da Gezal tipinde sağ tarafta kullanabileceği bir futbolcu bence çok büyük iş yapar. Fatih Hoca şu anki yönetimle öyle güzel bir uyum içinde çalışıyor ki şu anki yönetim Fatih Hoca'nın bütün isteklerini de yerine getirmeye gayret ediyor. Bu ilişki Galatasaray'a sanki çok kısa zamanda bir iki tane kaliteli futbolcu transferiyle netleşecek veya bir daha gözler önüne serilecek gibi duruyor. Diğer yandan Barış Alper Yılmaz da Sarı Kırmızılılar'da Halil Domaç. Yeni sezon planlaması, ismi geçen oyuncular nasıl bir Galatasaray? İmza gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi daha. Yok. Evet. Orada problem var yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Çözülmeyecek bir problem değil ama. Orada Keçiören Gücü ile Ankara Demir arasında bir %25'lik. Hala çözülmedi ama. Evet. Yani çözülmedi. Bana söylenen şu, Keçiören kanadı. Biz Galatasaray'la her konuda anlaştık. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Ankara Demirspor sorununu da Galatasaray çözecekmiş. Onların açıklamalarına göre. Öyle olursa zaten sorun o zaman Keçiören Ankara Demir değil. Galatasaray Ankara Demir'i ikna ettikten sonra bir sorun kalmayacak. Tamam, yani oraya atmışlar topu. İkna etme şu. Yani şimdi Keçiören'le benim öğrendiğimi söyleyeyim. Keçiören Gücü oyuncu artı para şeklinde, yani takas artı para şeklinde düşünüyor. Ankara Demirspor'da diyor ki takastan bizim bir faydamız yok ki. Bize bir şey gelmiyor takastan diyor. Yani takas oyuncunun yarısında biz kullanalım diye, yarım sezonda biz kullanalım diye bir şey yok. O zaman biz paramıza bakarız diyor. Yani onun için o parada sıkıntı var. Yani o parayı Ankara Demirspor alamadığı için orada bir problem. Yani Galatasaray'a atmış olman bir şey fark etmiyor. Galatasaray diyor ki ben tamam bir atalım yani şöyle bir global söyleyelim. Sana Yunus'u vereyim artı da 1 milyon lira vereyim. Yani atalım. Şimdi böyle söylüyorum. Yani isim öyle aklımıza gelen isim söylüyor. Şimdi tamam da diyor ben %25'i neye göre alacağım diyor. Neye göre %25'i alacağım? 1 milyonun %25'i 250 bin. Yunus'un %25'i ne olacak diyor. Yani ben oradan ne alacağım diyor. Şöyle diyeyim. Şimdi Mustafa Galatasaray olsun. Çünkü en çok para onda var. Evet. Onun için o Galatasaray. Belli zaten yani her halinden belli. Ki sen de Keçiören ol. %75'ini sen sahipsin. Ben gariban kaldım %25'li. Şimdi bu ilişki içinde son varılan nokta şu. Futbolcunun %75'i sende. Mustafa %75 için seninle pazarlık yapıyor, anlaşıyor. %25 de içinde benimle. Dolayısıyla oradaki Keçiören Galatasaray arasındaki ilişkinin dışında beni ikna ediyorsa zaten orada bir sorun yok. Yani olayı basit bir şekilde ben öyle anladım. Dedim. Bana da böyle anlattılar yani zaten. Total. Çünkü son bir bilgi daha. Önce Ali Yavuz kolu istemiş. Keçiören Ali Yavuz'un verilmeyeceği söylenmiş. Yani. Onlara bir liste verilecekti. Henüz o liste gitmeden de sanki Keçiören Galatasaray'dan futbolcu almayacak. Her şey o %75'in karşılığında para olarak ödenecekmiş noktasına gelmiş. Orada da anlaşmışlar. Orada yani futbolcu alsalar da almasalar da Keçiören Galatasaray ilişkisi %75 tamam. Orada eğer para da anlaştılarsa sorun yok hocam zaten. Yani para 2 lira. %25'i ne? Bana vereceksin. Bitti. Para da yok. Zaten takasta sorun çıkıyor. Yani takas konusunda sorun çıkıyor. Yani takas yapılırsa Ankara Demirspor'un alacağı konusunda sorun çıkıyor. Bütün mesele o. Yani neyse yani bir netice itibariyle olacak. Yani %99 demeyeyim çok abartı belki. %95 olacak da oyuncu gidecek Galatasaray'a ama geç kalınıyor. Yani geç kalıyor Galatasaray. Bir an önce bunu bitirmesi lazım. Yani çözümlenmiş bir iş. Neyse yani netice itibariyle Barış Alper Yılmaz da bugüne kadar kaldıysa demek ki bir pürüz var. Yani tabii. Oyuncuyla anlaştın, menajeriyle anlaştın, Keçiören Gücü'yle anlaştın ve hala imza atamıyorsan bir pürüz var. O pürüzün ortadan kalkması gerekiyor. Ben yine dediğim gibi %95 bu işler çözümlenecektir diye düşünüyorum ama bir an önce takıma katılsın ki yani takımın PSV maçı için listesinde yazılsın, yer alsın falan gibi söylüyorum. Yani yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Şimdi sen sözlerine başlarken Berkan Kutlu için 4 milyon euro Alanya'ya teklif edildi dedin değil mi? 4 milyon euro mu?
3 milyon euro. Resmi teklif. 3 milyon euro da pazarlıkların sürdüğü yönde evet. bilgi var bizde. Hiçbir pazarlık falan yok. 3 milyon euro teklifi de yok. Net söylüyorum bunları. Alanyaspor'a Berkan Kutlu için Galatasaray'ın teklif ettiği bir ücret yok. Alanyaspor'un da Berkan Kutlu konusunda bir tasarrufu yok. Şöyle söyleyeyim. Alanyaspor'a gelen tek teklif Berkan Kutlu ile ilgili 4 milyon euroluk bir İtalyan kulübü teklifi. Galatasaray ile bu konuda yapılmış hiçbir görüşme, resmi anlaşma, resmi teklif yok Berkan Kutlu için. Sadece fiyat mı sorulmuş? Hiç o da sorulmamış. Yani fiyat kendiliğinden ortaya çıkmış. Ama Alanya tarafı bu fiyatın hatta tatmin edici olmadığını söylüyor. Çünkü biz 4 milyonu gördük diyor. 4 milyon euroyu gördük diyor biz. Yani İtalya'dan gördük. Verecek olsak zaten oradan İtalya'ya gönderebilirdik. Böyle bir teklif geldi. Onun üzerinden pazarlık yapabilirdik diyor. Şu anda yapılmış bir pazarlık yok diyor. Yani bu noktada onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü basına da yansıdığı için yani bu söylediklerim birinci ağızdan aldığım bilgiler. Yani öyle hani kulaktan dolma değil, doğrudan birinci ağızdan aldığım bilgileri söylüyorum. Galatasaray'ın resmi bir... Ha Galatasaray, bak onu söyleyeyim, Berkan Kutlu'yu almayı düşünmüş olabilir. Ama resmi olarak öyle ne bir para var ortada, pazarlığı yapılmış, ne bir resmi teklif var. Hiçbiri yok konuşulan. Ki rakam eğer 4 milyonsa bence Galatasaray'ın önümüzdeki dönemde oraya bir teklif yapmasını da ben kendi adıma beklemiyorum. Çünkü yani evet, benim aldığım bilgi diyor. Fernandez, Gedson Fernandez Galatasaray'ın birinci önceliği. İkincisi de tamamıyla ofansif yönü ön planda olan, dediğim gibi günümüzde artık skor katkısı çok önemli. Hatırlayın geçen sene Galatasaray'da özellikle ligin son döneminde Emre Akbaba'yı orada kullanarak bir katkı almaya çalışmıştı. Hatta bir ara iki forvetle de Fatih Hoca oynamayı düşünmüştü. O yüzden o tarzda futbolcu arayışı içinde. Daha önceki dönemde Paulinho ismi gündeme gelmişti. Fatih Hoca'nın onu ben de çok istediğini düşünüyorum ama ekonomik yönden o da çok yüksek. Yani Galatasaray Berkan'a 4 milyon sadece bonservis verme yerine yurt dışından Fernandez'le birlikte o özelliğe sahip bir futbolcuyu almayı tercih edecektir. Çünkü Galatasaray'ın da ekonomik yönden elinin çok rahat olduğunu söyleyemiyoruz. Tabii Galatasaray bir taraftan ve elinden çıkarmak istediği, sizin tabirinizle gitmesini beklediği oyuncuların işlemlerini hızlandırmaya çalışacak. Mutlaka bir yerlere teklif edecekler. Oyunculara da bazı teklifler vardır diye tahmin ediyoruz, umuyoruz en azından. Bir taraftan yeni transfer, yeni kadro planlaması. Yine çok yoğun bir dönem olacak. Göndermek istediğiniz oyuncuların bir kısmı gitmeyecek. Onların yerine oyuncu alınacaksa bazı mevkilerde şişme olacak. Yani kadro planlaması zorlayacak evet. herhalde bu. Şimdi Instagram'dan bir kardeşimizdir muhtemelen. HSG Hazal diye yapmış. Bir tane Galatasaray.